Tünaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Şila. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün uyanmışsınızdır. Umarım güzel planlar yapmışsınızdır. Ben yine bu sabah uyandım. Bu arada üst katta hala inşaat var ve çok fazla ses geliyor. Kusura bakmayın. Bunu sonra editte arkaya böyle müzik falan koyarak atlatabiliriz diye düşünüyorum. Ne yaptım? Sabah kalktım. Roza'yı okula bıraktım. Ondan sonra eve geldim. Bir sürü iş yaptım. Nevresimleri değiştirdim. Çamaşır yıkadım tekrardan. Alışveriş yapmıştım. Onları yerleştirdim. Mutfağı toparladım. Yatakları düzelt. Süpürgeyi çek falan. Ondan sonra duş al derken üstümü giyindim. Bugünkü kombinim. Geçen gün aldığım set. Görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Yani çok da rahat. Güzel oldu. Rengini de beğendim. Böyle şey... Biraz parlıyor ama güzel. Beğendim yani. Ne yapacağım? Şimdi hazırlanacağım. Neye hazırlanacağım? Hiçbir şeye. Mutfağa gideceğim, yemek yapacağım. Ona hazırlanacağım. Siz de görün. Makyajımı yapacağım. Saçımı yaptım. Şey, saçımdan pek memnun olmasam da şey anlamında yani illaki yakıştığını düşünüyorum ama kullanması çok zor. Gözümün içine giriyor sürekli. Saçımla oynamak zorunda kalıyorum. Neyse. Hemen hazırlanacağım. Mutfağa gireceğim. Çünkü akşam yemeği hazırlamam lazım. Çok güzel bir tarifim var. Onu da size paylaşacağım. Krem. Hemen. Bu şey. Ne? Şimdi hazırlandık, mutfağa da geldik. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün fırında köfte ve Hasselback potatoes yapıyoruz. Hasselback Türkçesini bilmiyorum. Baktım internetten, araştırdım ama Hasselback çevirisi çıkmıyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hasselback patates, birazdan da gösteririm. Şöyle kaşığın içine koyup bunu böyle keseceğiz ve bu böyle çeyreği kesilmiş, çeyreği kesilmemiş olacak. Buna böyle yağları süreceğiz. Ondan sonra köfteyle beraber şöyle bir borcamın içine koyacağız. Ben şimdi yapacağım ve siz de göreceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Bakalım. Hemen tarif veriyorum. 500 gram kuzu ya da dana, benimki karışık, 500 gram kıyma. Ondan sonra baharatlarımız var. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı toz tatlı biber ve yarım çay kaşığı kadar da pul biber, kırmızı pul biber. Yanı sıra köfteye ekleyeceğiz bunu da 100 ml süt ve bir avuç dolusu kadar da ekmek kırıntısı. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar salça. Şöyle bir tutam kadar, şöyle avucumuzun içine sığacak kadar maydanoz ve bir soğan. Bunların ikisini de doğrayacağız birazdan. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Patatesler için. Onun için de şöyle bir yağlı, bir tereyağlı bir karışım hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı tereyağı,
3 diş sarımsak, şöyle sarımsak ezeceğinden geçirdim. Yarım tatlı kaşığı kadar kuru nane ve çok az da tuz. Tuzu isteğe bağlı ekleyebilirsiniz isterseniz. Patateslerimiz şöyle, büyüklüğünü göstereyim. Ne büyük ne küçük. Baby potato'dan büyük ama normal patatesten küçük olacak. Şu boyut, böyle görüyorsunuz. Yanı sıra borcan şöyle, şu büyüklükte olacak. Ve sonradan ekleyeceğimiz salça, bir kaşık, böyle bir yemek kaşığı ve yarım tatlı kaşığı kadar da vegeta ekledim. Siz isterseniz tavuk bouillonu da sudan geçirebilirsiniz. 400 ml su ekleyip bunları karıştırıp ondan sonra tavamızın içine dökeceğiz. Hemen başlayalım. Soğanımızı aldık. İsterseniz soğanınızı rendeleyebilirsiniz bu arada. Yani isteğe bağlı. Ben direkt elde böyle doğramayı tercih ettim. İsterseniz hatta el robotları var böyle çekmeli olanlardan. Onlardan da geçirirseniz sizin için daha kolay olacaktı. Ben de yok. En son kırıldı. O yüzden attım. Soğanımızı aldık. Kıymamızın üzerine şöyle koyduk. Sıra geldi maydanoza. Onu da ince kıyım yapıyoruz hemen. Baharatlarımız. Hemen maydanozumuzu ve soğanımızı koyduktan sonra baharatlarımızın hepsini koyuyoruz. Ondan sonra şöyle süt ve ekmek karışımımızı da koyuyoruz hemen içine. Ondan sonra şöyle hemen salçamızı da ekliyoruz. Ve en son zeytinyağımızı koyduk. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Köftemizi iyice yoğurduk. Yaklaşık bir 5 dakika falan iyice yoğurdum. Hepsi birbirine geçti artık. Şöyle avcumun içinde biraz yağ aldım. Köfteleri şimdi 12 parçaya böleceğiz. Hepsi büyük ihtimal şöyle şu boyut olacak. Köftelerim hazır. Hepsini böyle yuvarladım ve bastırdım. Şimdi sırada, bu arada benim köftelerim 15 tane çıktı. Ya ben küçük yaptım şeklini ya da kasap bana fazla kıyma verdi. Her neyse bu kadar etti. 15 tane var orada. Şimdi sıra geldi patateslerimize. Şöyle karışımımızı eziyoruz. Yağ hazır. Patateslerinizi güzelce yıkayın. Çünkü bunları soymayacağız arkadaşlar. Bunları böyle direkt kullanacağız. Ne yapacağız? Şöyle alıyoruz. Bir de bıçağımızı alalım. Patatesimiz şöyle ya. Bunu ince ince şöyle düz bir şekilde kesiyoruz. Bakın. Şöyle olacak. Böyle yağımızı aldık. İyice patatesimize sürdük her yerine.
Patatesleri yağladık. Görüyorsunuz. Şimdi bir köfte bir patates olacak şekilde bunları böyle diziyoruz. Şöyle. Hazırladığımız vegeta veya tavuk bulyon olabilir ve salçayı hemen suyla, sıcak suyla karıştırıyoruz bu arada. Yaklaşık 400 ml kadar olacak. Şöyle hemen karıştırıyoruz. Kızlar hemen ardından şöyle bir yağlı kağıdınızı ıslatın ve kapatın. Onun üzerine de folyomuzu geçiriyoruz. Yaklaşık 1 saat boyunca 180 derecede fırına atıyoruz. Sonra tekrar üstünü açıp üstü kızarana kadar tekrar pişireceğiz. Yemek fırında mutfağda iyice toparladım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir güzel salata yapacağım. Ardından da pilav yapacağım. Bunların tarifini vermeme gerek yok. Herkes kendi pilavını kendi yapsın. Salatasını kendi yapsın. Ama ben ne kullanacağım biliyor musunuz? Şimdi kırmızı lahana, domates, salatalık, yeşil soğan, nane, bir tutam taze nane ve bir tutam fesleğen. Fesleğen olmasaydı evde, geçen aldım hala var. O olmasaydı direkt kuru nane koyacaktım. Çünkü salataya kuru nane, reyhan koyacaktım. Ne nanesi ya? Reyhan koyacaktım. Aynı tadı veriyor. Bunlar tazeleri olmasaydı direkt kuru olanları koyacaktım baharat olarak. Çünkü seviyorum. Çok güzel oluyor. Deneyin. Sizde şöyle bir alet var mı bilmiyorum. Bu bana ya Almanya ya İsviçre'den. Bence bunu kaynanam getirdi bana. Çok işe yarıyor. Niye biliyor musunuz? Bakın yani büyük tutuyorum. Niye? Çünkü kesince elimi kesiyorum. Kesmemek için bakın şöyle. Nereden göstereyim şimdi size? Neyse ben şöyle. İnceliğe bakar mısınız? Ay döktüm. Bunu kullanacağım.
Tam olarak bir saat oldu. Şimdi yemeğe bakalım. O kadar güzel bir güneş var ki dışarıda, anlatamam. Belli oluyor değil mi? Yemeği çıkaracağım, bakalım pişmiş mi? Oy. Azıcık üzeri kızarsın ama bir güzel görünüyor ki. Hemen sizin için tadına da bakacağım. Merak etmeyin. Bakalım tuzu yerinde mi? Salçası yerinde mi? Bakalım. Mutfağın camı açık. Efil efil esiyor resmen. Bugün hava çok güzel. Tam benlik. Hemen bir patates. Sen şurada dur. Bir tane de köftemizi alalım. Bakın o da böyle. Yumuşacık olmuş ama köfte. Dağılıyor resmen. Patates de pişmiş. Bakın şöyle batırınca hemen o da dağılıyor. Tada bakıyorum. Hazır mısınız? Sıcak ama. Köfte yumuşacık. O kadar lezzetli olmuş ki. Anlatamam. Bence bunun böyle yumuşak olmasının sebebi süt. Ekmekle karıştırdığımız süt. Bence o. Ama çok güzel olmuş. Roza gelince ona da denettireceğim. Bakalım o ne diyecek. Şimdi Roz işimin zamanı geldi. Hemen gidip alıp jet hızıyla geri geliyorum. Jet hızı dediğime bakmayın. Benim oraya gitmem belki 7-8 dakikamı alıyor. Ama Roza'yla geri eve gelmemiz 40 dakika. Resmen böyle bir 10 katı daha fazla sürüyor. Roza'yı okuldan aldım, geldim. Yemeğini yedi, gayet de beğendi. Şu an içeride televizyon izliyor. Ve birazdan bir iki misafiriniz gelecek. O yüzden hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Yorum atın, abone olun. Bir de zili açın. Teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum. Bye bye.